Bizim panel girişimcilerle mentor ilişkisini aslında anlatacak bir panel. Dolayısıyla Kore'yi tanıdınız belki ama Armağan, sen de biraz kendinden bahset. Adım Armağan Eker. Şu an Figo'da ürün geliştirme müdürüyüm. 2008'de iş dünyasına atıldım. Bir 3 yıl SAP danışmanlığı yaptım. Sonrasında dedim ki girişimcilik diye bir şey varmış. Kovboda tekrar tıkladım. Oradan bir gazla birlikte 2011'de ilk girişimi kurdum. Onun Gezi Parkı ile birlikte böyle bir macerası var. O arada bir soru geldi. Bir başarısız oldu. Ama arkasından bir girişim daha kurduk. Trendbox adında. Yatırım aldık ama sonrasında ben oradan ayrıldım. Şu an Figo'da, biraz önce buraya bahsetmiştik Figo'da. Orada bir fintech içerisinde ürün geliştiriyoruz. Süper. Ben de Orhan Bayram. Daha öncesinde Starcraft'ın iş geliştirme yöneticisiydim. Sonra ayrılıp kendi şirketimi kurdum. Sonra Mentor Effect'i hayata geçirdik geçen sene Haziran ayında. Şimdi de Boğaziçi Ventures adında bir VC fonda o ekipte yer alıyorum. Gibi böyle çok farklı şapkalar var. Şeyden başlayalım aslında, girişimciyle mentor ilişkisini anlatmadan sizin yolculuktan. Şimdi siz 90'larda kurulmuş bir şirketsiniz. 2000'lerde aslında bu yeni iş modeline doğru evriliyorsunuz. Regülasyonla beraber evriliyorsunuz. Sonrasında yatırım alıyorsunuz. Sonrasında bir tur daha yatırım alıyorsunuz ve şirket satın alıyorsunuz. Şimdi de muhtemelen IPO ya da exit'e doğru gidiyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Şimdi bu journey'de aslında sen hem girişimcisin, hem yatırımcısın, hem de sizin Yollarda TV isminde bir tane kanal var. O kanalda da aslında bir ekosistem geliştiren bir şapkanız var. Dolayısıyla hani bu sorulara hem girişimci, hem yatırımcı, hem de mentor gözünden yanıtlar verebilirseniz. Çok yönlü cevaplar. Çok yönlü. Şimdi girişimci aslında neden mentora ihtiyaç var? Ya da o ihtiyacı hangi anda hisseder? Sorayım. Şimdi ben örnekle başlayayım. Biz Time.T'yi ilk kurduğumuz zaman ben çok teknik background'lu bir kişiyim. Ve ortaklarımız da teknik background'luydu. Çok güzel bir ürün geliştirdik. Küçük bir yatırım aldık. Teknik olarak ürün hakikaten şahane çalışıyor. Fakat finans olsun, pazarlama olsun, satış olsun, o alanlarda hakikaten inanılmaz zorluk çekiyorduk. En büyük başarısızlığımızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu açıdan mentor bizim için çok çok önemli. Yani gel şirketi kurarken benim eksik olduğum noktaları başka bir kurucu ortakla kapatabilirim. Veya ileride büyüyüp para kazandığım zaman profesyonel bir yönetici içeriye alabilirim. Ama o arada mentor'a çok ihtiyacımız var. Örnek veriyorum işte ürünü geliştirip ürünü pazarlamak istiyoruz. Nasıl pazarlayacağımızı bilmiyoruz Türkiye'de. Bu alanda pazarlama alanında uzman olan, bu alanda deneyimi olan bir mentor bizim için neredeyse paha biçilmez bir noktaya geliyor. Hani deneme yanılma yaparak zaman ve para kaybetmektense bir mentörden bu bilgi alabilmek ve doğrudan uygulayabilmek bizim için çok çok daha değerli. Ya şöyle bir şey, Ercüment Bey de söyledi, girişimciler işe başladığında çok yalnız. Bence girişimcilik mazoşist bir ruh hali. Acı çekmekten mutlu olmanız lazım. Yani sürekli bir yerden dayak yiyip sonra ondan keyif alıp devam etmeniz gereken bir iş. Her şeyi öngörmek mümkün değil. Özellikle hani yaş ortalamasına baktığında şu an 17'sinde 18'sinde artık startup kuran Türkiye'de sayı artmaya başladı. Duyduğunuzu bilmiyorum. Yatırım alanlar var yani 17 yaşında şirket kurmuş, yatırım almış. Bir jenerasyon geliyor arkada. Muhtemelen bu arada şirket annesinin babasının üstüne. Evet ama günün sonunda bir ürün çıkartmış, bir fikir var, hayata geçirmiş, bunu çalıştırmış, kullanıcı almış içeriye. Doğal olarak da birçok şeyi bilmiyorsunuz. İşte Arman'ın biraz önce söylediği gibi ve yolun başında nasıl fatura keseceğini bilmeyen bir sürü girişimci var. Fatura hiç kesmemiş hayatında. Fatura kesmesi gerektiğini bile bilmiyor. Belki ihtiyacı olmadı. Çünkü orada değil kafası. Önemli olan onun için o ürünü çıkartmak, onu App Store'a koymak, birilerinin onu indirdiğini görmek, birilerinin altına yorum yazdığını görmek onun motivasyonu. Oysa bu işi şirketleştirebilmesi, bu işi büyütebilmesi,
İşte biraz önce söyledim, haftada %7 büyütebilmesi için başka şeyleri biliyor ya da dikkat ediyor olması lazım. O yüzden çok farklı alanlarda, çok zayıf yanları var, bizim de var. Bunlar için doğru insanları yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Ve biraz önce sen söyledin, yani bu uzun soluklu bir iş. Yani danışmanlıkla mentorluğun arasındaki en büyük fark o. Yani iyi, çok güzel ya. Aslında şunu şöyle yapsan iyi olur, işi değil mentorluk. Gerçekten biraz psikolog gibi yani. Önünü kendi soru sorup nerede eksiği olduğunu gösterip o eksiği kapatması için girişimciyi desteklemek gerekiyor. Ve çok düzenli olması gerekiyor bu işin. Yani ayda bir görüşelim, her hafta görüşelim ama ya benim bugün bir toplantım çıktı, kusura bakmayla gidebilecek bir iş değil. Gerçekten o girişimle beraber yaşamaktan bahsediyoruz yani. Mesela geçen hafta işte San Francisco'da bir VC'de şimdi toplantı yapıyoruz. Adam şey dedi, biz dedi girişimcilere yatırım yapıyoruz. Yatırım yaptıktan sonra mentorluk süreci başlıyor. Sonra bakıyoruz, mentorluk süreci de yeterli olmuyor, şeye giriyoruz, ekibe katılıyoruz. Yani işte satışın başına ben geçiyorum, işte development'da başkası geçiyor gibi. Dolayısıyla mentorluk her girişimde, her yatırımda aslında ihtiyaç olan bir süreç. Bu bir yolculuk. Yani hani öyle one time bir mentorluk da değil. Hani işte sıraların karşımıza gelsin girişimden, biz değerlendirelim, yorumlarımızı yapalım, gidelim değil. Onun ya da kategorisi var. Evet, yani kategorisi var. Peki, bu yolculukta mentorla girişimci arasındaki ilişki değil, yani ortak bir dokuşturma konusu, onu nasıl çözmek gerekiyor? Biz biraz hani bu Akdenizlilikten mi geliyor bilmiyorum ama böyle direkt abi kardeşe bağlıyoruz ya da abla kardeşe bağlıyoruz. Şeye dikkat etmek lazım yani siz o girişimcinin ne arkadaşısınız, arkadaşı olmayın, onun bir annesi babası olmayın, onun ablası, abisi olmayın. Gerçekten profesyonel olarak bir destek olun. Tabii şeyden bahsetmiyorum böyle. Hani takım elbiseyle oturup karşısında o kurumsal dilimizle değil. Tabii ki dilimiz üstün bir şey ama oradaki ilişki bir dostluk arkadaş ilişkisi. Gerçekten profesyonel olarak onu bir yerden tutup eksiklerinin farkına varmasını sağlayıp nasıl daha iyiye taşıyabileceğiyle ilgili aslında yön göstermek. O yüzden bence o dil ve ilişki de en büyük zehir böyle. Bu arada gerçekten sevdiğiniz girişimciye destek olun. Yani gerçekten oturup bira içebildiğiniz, oturup çay kahve içebildiğiniz adamlara gerçekten ya da kadınlara destek olun. Ama bir böyle arkadaşlık ilişkisinin dışında bir iş, göreviniz olduğunu ya da onların da sizden beklentisi, onun en zor gününde ağladığı bir omuz değil, onu döven birisi olmanız gerekiyor. Gerçekten gözüne sokmanız lazım neyi yanlış yaptığını. Ben kendimden bir hikaye anlatayım. Bu Endeavor'a seçim döneminde bizim uluslararası seçim jürisi Alman'daydı. Benim jürimden 6 tane jüri bizi oyluyordu. Endeavor girişimcisi olup olmamasıyla ilgili. Jürimden bir tanesi Sel Cianbanco diye bir abi. Bu abi PayPal mafyadan, PayPal'ın o ilk kurucu ekibinden ve HR'dan sorumlu. Sel'le bir akşam önce bir barda tanıştık, bir networking etkinliğinde. Ertesi gün panelde oturduk. Zaten bizle ilgili bir aydır çalışıp geliyor bütün panelistler. Bizi bizden iyi tanıyordu. Geldi birkaç şey sordu. İkinci cümleden sonra ben dedi sana dedi geçerli oy vermeyeceğim dedi. Neden dedim? Eminim dedi son 6 ayda kimseni kovmamışsındır dedi. Gerçekten de insan kovmayı seven bir profille sahip değil. Ahmet ortam o da beraberdi. Ahmet döndü gülmeye başladı. Evet dedi kovması gereken birisi var ama hala kovmadı dedi. Neyse sene konuştuk ettik. İstanbul'a döndüm CFO'yu kovdum ben. Gerçekten kovmam gerekiyordu. Gerçekten olmamıştı. Gerçekten ruhumuz uymamıştı. Ama sen gerçekten gözüme bunu sokmasaydı tahminen biz bir sene daha oyalanırdık yani. Şu anki CFO'muz bir ay sonra yeni CFO katıldı aileye. Bize çok uygun, aynı dili konuşuyoruz, ekiple aynı dili konuşuyor. Yine elime vuruyor bir şeyi harcayacağım zaman ama bize çok daha uygun. O yüzden gerçekten o ters olduğu noktayı göstermekten korkmayın. Yani gerçekten yanlış yapıyorsun, kötü yapıyorsun demekten korkmayın. Bir hani o anaç tavırla, babaç tavırla arkadaşa yaklaştığınızda ya olsun deyip hakikaten göze sokmanız lazım. Neyi yanlış yaptı, neyi eksik olduğunu. O yüzden o dil konusu çok önemli. Yani. Şöyle bir şey ekleyeyim oraya. Önce şeye çok katılıyorum. Yani mentor ya girişime inanmalı, girişimciye de inanmalı. Girişimci de mentora inanmalı.
benim şöyle beklentilerim oluyor. Birincisi mentor, mentorluk aldığım kişi çok iyi biliyor olması gerekiyor. Benden daha iyi biliyor olması gerekiyor. Yani hazırlıklı gelmesi gerekiyor ki aynı dilde konuşabilirim. Yoksa hani aynı dilde konuşmamız mümkün değil. Bana gelip de şunu derse, işte bu dijital pazarlama Amerika'da şöyle yapılıyor dediği zaman bana bir faydası yok. Bana Türkiye'de nasıl yapmam gerektiğini örneklerle göstermem gerekiyor ki ben de onu alıp bir şey geçebilip kendi gelişimlik hayatımda hayata sokabileyim. İkincisi de şey çok önemli, hani girişimcinin duygu durumu sürekli değişiyor. Bugün şirketi 100 milyon dolar satmayı planlarken yarın acaba 3 ay sonra batıyor muyuz? Ya da ay başında maaşları ödeyebilecek gelecek miyiz düşünürken mentor toplantıya geldiği zaman şu modda olmamalı. Lan dün de Bitcoin'e çok para kazandım ya. Dediğiyle ben de şirketi kurtarmaya çalışırken daha zaten toplantı başından şey yani bitti yani. Neymiş orada toplantı bitiyor. hani duygu durumu ve teknik anlamda bence mentorun şey yapması gerekiyor. Yani, girişimciyle aynı seviyeye gelip mentorluğunu yapması lazım. Unutmamak lazım, girişimci gazla çalışıyor. Gaz vermeden çalışmıyor bu girişimci yani gerçekten. Yani içten de bir gaz olması lazım. Değil mi? Yani dışarıdan bir etkiyle biraz o da zor çünkü bir noktaya kadar mentoru tekliyor. O mentorun da gücünün hani gittiği ya da isteğin işten bir noktada. O yüzden ekliyoruz ya iyi takım. Yani gerçekten birisi düştüğünde tutup diğer takım üyesinin o adamı kaldırabiliyor olması lazım. İyi takımlar gerçekten çok iyi işler yapıyorlar. Takım herhalde en önemli şey yani. Peki, beklentilerden bahsettik. Sen mentorla girişimci ya da girişimciye yan yana geldiğinde hani bu ilk kural seti ne olmalı? Şeffaflık ne kadar önemli? Hani yakınlık ne kadar önemli? Sorumluluk ne kadar önemli gibi var mı söyleyeceğiniz bir şey? Söyle sen. Mesela şeffaflık yani, ne kadar önemli? Şeffaflık zaten şeyde olmalı. Hani hakikaten her şey açık olması gerekiyor. Hem mentöre karşı. Çünkü mentörün de sonuçta benim anlattığımla şey öğreniyor. Ne yaptığımı, neleri başardığımı, neleri başaramadığımı. O açıdan girişimcinin mentöre tamamen açık olması gerekiyor. Mentörün de o açıklığı, yani o oradan aldığı bilgileri değerleyip doğru bir sonuç üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir samimiyet demiştim galiba. Hani samimiyette de dediğin gibi Kore, hani aradaki seviye çok iyi ayarlanması gerekiyor. Ne çok yakın olunması lazım girişimciye. Yani, ne çok sabandırmak lazım. Sabah ne haber kanka diye hani evet. Toplantıya oturmamak gerekiyor. Bu sefer hani ciddiyet kaçıyor orada. Ama çok da mesafe açmamak gerekiyor. İşte Ahmet Bey nasılsınız falan yeri olmaması lazım. O ortadaki dostluğu, hani yoldaşlık şey çok iyi ayarlamak lazım demişim. O da mentora çok düşüyor diye düşünüyorum. Şeffaflık bence zaten işin kültüründe olması gerekiyor. Mesela kaç yazın şirketinde bu ay kaç para ciro yaptığını çaycı biliyordur. Bizim şirkette biliyor çaycı bu ay kaç para ciro yaptığımızı. Bu ay kimin geldiğini de biliyor. Bu ay kaç tane yeni müşteri aldığımızı da biliyor. Ne bileyim İtalya'da ofis açtığımızı da çaycımız bilir. Çok iyi de çay yapar. O yüzden zaten işin kültürü en baştan farklı. Yani en baştan işte açık ofiste çalışan startuplar var birçok işte. Figo öyle, kolektif olsa paylaşım ofiste çalışıyor. Ortam çok farklı. Ercan Bey dediği gibi çayın bardağını kendin yıkıyorsun. Ne bileyim biri çay getirmiyor. O kültür farklı ve çok kurumsal hayattan çalışıp bir de buraya destek olduğumuza bu gerçekleri göz ardı etmemek lazım. Yani o yüzden o ilişkide bu seviyeye inmeniz lazım sizin. Buradaki arkadaşlarına biraz kafayı kaldırıp nereye gideceğine bakması lazım. Peki, burada bayağı bir mentor adayı var aslında. Bir mentor bir girişime yaklaşırken, yani o girişim ya da zaman ayıracağı girişime yaklaşırken hangi beklentiler içinde olmalı, hangi beklentiler içinde olmamalı? Bence bu yolda her şey mübah. Ben ona güvenen, inanan bir insanım. Ne demek? Çok farklı şekillerde, çok farklı, biraz önce gösterdim ki çok farklı kategoride girişim var. Yani fikir aşamasındaki girişimden daha dükkanı çeviremeyen, her ay maaşları zor ödeyen girişimden artık break-even'e gelmiş maaşlarını ödeyecek kadar para kazanıyor. Hatta artık cebinden para ya danışman tutabiliyor.
artık altına araba alabilen girişimciye kadar ve giden bir büyüklükte şirketler var. Her aslında level'da farklı bir şekilde mentor çalışabilir. Herhalde en dip seviyede bir şey beklemek çok zor. Ancak temenni etmek doğru olur. Yani sen eğer günün birinde buradan buraya gelirsen şöyle bir şey yapalım. Atıyorum bana sen ilk yatırımını aldıktan sonra aylık her hafta 5 saat mi çalışıyoruz beraber? Aylık şöyle bir para alırım. Model olabilir. Bana eğer bir yatırım alırsan %1 hisse ver olabilir. Yani birçok farklı. Burada her şey bir earn out olmalı. Yani bugünden bir söz verip, ya ben bir mentorluk aldım. Mentorluğa anlaştım. Dedim ki ya bana yatırım alana kadar destek ol. Ben sana %5'ini vereceğim şirketin. Hakikaten mentor da hakikaten çalıştı. Şirketin %5'ini vereceğim dedi. Sonra ama 2 ay sonra mentor kayboldu. Ama biz kağıt imzaladık yani. Orada vereceğim gerçekten taahhüt ettim. Ve ben 1 sene sonra o mentor olmadan o şirketi gerçekten yatırım aldım. Mentor o gün çıkıp hadi Koray'cım şu %5'imi ver. Bunlar yaşandı bu arada. Sadece danışmanlık verdiği için, sadece girişimin elinden tutup bir kurumsal müşteriye götürdüğü için işin yarısını almak isteyen mentor profili de var. Bunları hani etik olmak lazım. Yani günün sonunda burada bir fikir var, burada bir emek var. Her şey o azimle oluyor, her şey o gazla oluyor. Birçok model olabilir gibi. Danışmanlık ücreti alınabilir. Belli bir aşamaya ulaştığında belli bir hisse opsiyonu olabilir. Belli bir size'da iskontolu bir fiyattan hisse alımı olabilir. Ya Koray yatırım aldığında ben de sana yatırım yapmak istiyorum. Yatırım turundaki değerlerinin yarısından da ben de hisse alımına bana izin ver. Mesela güzel bir adil model. Hem mentora elini taşın altına koyuyor, para veriyor şirkete, güveniyor. Ama bugüne kadar destekleri karşılığında da yatırımcı hisseyi 10 liradan alırken 5 liradan hisse alabiliyor. Ben hem birini açığım. Ama mutlaka ve mutlaka sadece duygusal destek olduğunda kalmaması lazım. Mutlaka profesyonel bir benefite bağlanması lazım ileride bir yerde. Bugün başladığımda değil ama 3 ay sonra, ama 6 ay sonra, ama 1 sene sonra o girişimden sizin bir kazancınız olmalı ki siz de motivasyonunuz olsun. Çünkü bir gelip benimle konuşursunuz, iki konuşursunuz, aslanım Koray, yürü koçum, bilmem ne. Ama bir yerden sonra sizin için bir şey yoksa hikayenin sonunda sadece kişisel tatminle bu işi bir sene yapan abilerimiz var, iki sene yapan abilerimiz var. İki sene boyunca her gününü girişimlere, startuplara ayırmış, gerçekten ciddi emek harcamış ama günün sonunda iki sene sonunda pes etmiş insanlar var Türkiye'de. O yüzden pes etmemek için doğru bir model her şirkette farklı olabilir. Sizin beklentiniz farklı olabilir, girişimcinin beklentisi farklı olabilir. Ama bir yerde artık onu bir raya oturtmak lazım. Yani bir yerde ileride mentorun da benefiti olacağı, startup'ın da benefiti olabileceği bence yavaş yavaş işin içinde şekillenmeli ve bir yerde de iki tarafa da fayda sağlayacak bir model kurmalı. Şey aslında, satış yaptığında bana komisyon ver modeli mesela bizim platformda mentor olarak adlandırdığımız model değil. Mesela mentor effect, hayır denk anlatırız biz. Biz girişime değer katalım ve o değerden bir değer ortaklığı modeli olsun. Dünyada da baktığınızda aslında durum doğru model. Çünkü hani işte bir kurum, mesela ben atıyorum, birini aldım, Turkcell'e götürdüm. Adam Turkcell'e gitti, milyon dolarlık satış yaptı. Zaten şirketinin değeri yükseldi. Yani o an, o şeyden, satıştan bir kar almak, emin bir pay almak, şirkete zarar. Komisyonu çok evet, hani yani komisyon oranında. Ben çok doğru değil yani. Yani satıştan işte onun ilişkisi de çok zor değil, o biraz daha farklı bir şey. Peki, girişimci tarafında peki mentordan beklentiler ne olmalı? Ya da ne olmalı? Yani mesela işi yapması mentordan bir beklenti olmalı mı sizce? Yani şöyle diyeyim, hani beni mentoru aldığım zamanlardaki en önemli şey, en önemli kural, tüm know-how'un bir şekilde şirkete akmasını sağlamak. Yani sonuçta karşıdaki kişi zaman ayırıyor bana girişime. O bir saat olabilir haftada, ayda bir saat olabilir, neyse. Ama o bilgi benim için, sonuçta bir bedel ödüyorum o bilgi karşılığında. O bilgi benim için çok değerli bir know-how ve o know-how'un tamamını benim amacım şirkette bir şekilde aktarıp tekrar dışarı kaçırmaması ve kaybetmemeyi sağlamak.
O açıdan hani girişimci olarak yapılması gereken en önemli şey o bilgi aktarımının doğru sağlanması, sürekliliğin sağlanması ve kaybolmamasının sağlanması. Yoksa o mentörün bir anlamı kalmıyor. Eğer o aktardığın daha kolay bir şekilde aksiyona çevirmiyorsan ve şirket içerisinde barındıramıyorsan ve ileride kayboluyorsa o mentörlük maalesef bir şey. Ya bir de açık olması lazım. Yani girişimcinin işe almaya, dinlemeye açık olması lazım. Yani çok kapalıyız biz yani kültür olarak. Dışarıdan söylenenleri göz ardı etmeyi, kulak ardı etmeyi çok severiz. Girişimci için o tarafının gelişmiş olması, gelişmemişse de bunu yüzüne söylemek lazım. Yani sen ısrarla dinlemiyorsun, ısrarla kafanın dikine gidiyorsun söylemek lazım. Mentor içinde gerçekten o bir saat görüşecekseniz, yarım gün harcayacaksanız girişime, o gün yani o an başlamayın girişimle ilgilişinize. Yani bir akşam önce, bir hafta önce siz de hazırlanın. Ne yapıyor, nerede kalmıştık, ne problemi vardı? Yani mentorun gidip iş yapması değil, iş yaptırması, doğru yerleri, doğru hedefleri göstermesi önemli. Sizler rehbersiniz, evet, ışık tutuyorsunuz yani. Şimdi ben B2C bir iş yapıyorsam, işte son tüketiciye bir ürün satacaksam, nasıl pazarlama yapacağımı siz daha iyi biliyorsanız, sizin doğrusunu söylemeniz lazım. Hayır, gazeteye reklam verme artık, bu çağda kimse gazeteye reklam vermiyor. O arkadaş tecrübe edip öğrenmesinden çok daha ucuza sizin onu söylemeniz. Yani kesinlikle Facebook'ta reklam verme. O segment Facebook'taki reklamları görmüyoruz, siz biliyorsunuz. Ya da işte perakende inip bakkala bir ürün sattıracaksan, hayır bakkala şu profili bir plesiyerle gitmelisiniz, siz biliyorsunuz, o adam biliyor. O yüzden kendi tecrübenizi onu doğru ışık tutacak şekilde çalışıp gerçekten sponsor, hadi anlat bakalım ne yapıyorsun deyip gerçekten daha structured, daha planlı, programlı görüşmeler yapmak bence çok önemli. Sanki o şirket o pozisyonda siz çalışıyormuşsunuz gibi bir konuma gelmesi gerekiyor. O da sizin mindshift'e gerekiyor aslında. Evet, mesela işte biz Türkcell'deyken bütçe hazırlıyorsun, işte birkaç milyon dolarlık bütçeleri konuşuyorsun, yok pazarlamada, işte development'da. Girişimin öyle bütçesi yok. Mesela girişime gelip hani o ekipten biri gibi ekleteceğin zaman yani 2000 dolarla ya da 2000 lirayla 6 ayı cover edeceğini bilerek o tavsiyeyi veriyor olmak lazım. Ya da o ışığı tutmak lazım. Aynen. Belki mentorun de şey yapması gerekiyor. Var olan bildiğinin dışında biraz çıkıp bizim bütçemiz çok yüksek. Yani bu bütçeyle bu iş yapılır ama bu küçük bütçeyle bu iş nasıl yapılabilir? Ve hazırlık derken bizim bu ilk Figo'nun kurulduğu dönemde bir danışmanımız vardı, mentor dönemi ama sınırlı bir bütçeyle işe başladık sonuçta. İş küçük bir ekip, 10 kişi olacak, belli bir para koymuş ortaya. İş başladı, konuşup pazarlamaya geldi. Aa dedi, kesinlikle dedi, pazarlama konusunda Levent Erdem'le çalışmamız lazım. Ya biz nasıl çalışalım Levent Erdem'le, yani adam kaç para ister? İyi dedik, hani siz istiyorsanız tanışalım, bir fiyat geldi. Yani şirketi zaten bütçesinin yarısı Levent. Yani biz oraya onu verirsek bu adamlara ne yedireceğiz, ne geçireceğiz. O yüzden o dediğin önemli. Yani burada çok kısıtlı bir kaynak var, inanılmaz yapacak iş var. O yüzden her şey girişimci yapıyor. O yüzden dijital kampanya yapmayı da biliyor, kod yazmayı da biliyor, fatura kesmeyi de öğreniyor, adam işi almayı da yapıyor, çay koymayı da biliyor. Yani bunların hepsini yapabiliyor olmak lazım. Büyüdükçe bunların bir kısmını bırakacak yani. Büyüdükçe, şirket büyüdükçe artık çay servisi yapmayacak. Belki Starbucks'tan isteyecek, gelecek. Bir süre sonra dijital pazarlamaya birisini alacak. Bir süre sonra bir developer alacak. Ama iş başladığında özellikle ilk konuşacağımız tahmin ediyorum boyuttaki startup'la biraz daha küçük ekipler, sınırlı kaynaklar. O yüzden hani onu unutmayın lütfen. Yani o adamların gerçekten ya da o kadınların çok bir şeyi yok. Yani her şeyleri bu tarafa vererek gidiyorlar. O yüzden onların o küçük dünyasına sunmanız lazım. Bende de benzer bir örnek vardı. Bir arkadaş şey demişti. Mentor değilim, danışmanlık değil. İşte Mecidiyeköy'de kocaman bir billboard var. İşte oraya kapatsak nasıl olur? İşte bizim rakibimiz veya aynı sektör olan şirketler onu yapıyor. Ya, nereye kapatıyorsun billboard'a? Çok iyi, nereye kapatacaksın? Nereye kapatacaksın? Gerilla marketing. Aşağı gidip kendimiz yapıştırsak olur ya. Ay, onu üretme maliyeti bile ne kadar? Okey.
Son soru, sonra sabana bırakalım. Bu yolculukta aslında girişimcilik yolculuğunda değil. En çok takıldığın nokta ve bu noktayı nasıl aştığınla alakalı bir iki cümle söylesen. CFO hariç. CFO hariç. ya herhalde en çok zorlandığım şey doğru insanları işe almaktı yani. Doğru insanları ekibe katmak en zoru. Maalesef denemeden de göremiyorsunuz. Benim, evet yani sonuçta tabii ki belli referans görüyorsunuz, işte HR konuşuyor vesaire bilmem ne ama özellikle anahtar pozisyonlara, core benim çekirdek ekip dediğim bir startupta 5-10 kişiyi geçmeyecek bir ekip yani o 5-10 kişi akşam 6'da çıkmayan ekip o startup'ın core ekibi aslında. O yüzden en bence kritik ve en çok hala böyle yani şu an 155 kişiyiz hala benim için vaktimin en çok kısmını alan şey ya içeriye doğru insanları koymak ya da içerideki doğru insanlara motive etmek, onların düşmemesini sağlamak, onların sürekli hep 10 kişinin de aynı yöne bakmasını sağlamak. Çünkü çok rahat herkes farklı tarafa motive, çünkü herkes sevdiği işi yapmak istiyor. Yani işte İtalya'dayım ben, herkes İtalya'ya gitmek istiyor şirkette. Yani kimse Türkiye'de çalışmak istemiyor ama şirketin %90 gelir Türkiye'de yani. O yüzden herkesi derli toplu arada tutmak ve herkesin gerçekten o vizyona inandırmak herhalde en zor kısmı işin o insan ilişkisi. Ben 155 kişinin 155'iyle de görüşüyorum. Artık ekip büyüdüğü için mesela bunu sisteme oturttuk. Her hafta iki arkadaşla biz oturup özel seans yapıyoruz yani. Birer saat oturup kahve içiyoruz. Ki ben ekiple çok hani içli dışlıyımdır. Hani bizde böyle beyefendi falan yoktur bizim kültürde ama ona rağmen her hafta böyle iki saatimizi beraber geçiriyoruz ki en azından şeyi anlamaya çalışayım. Yani şimdi o aradaki o hiyerarşi oluşmaya başladı ya, ilk gün çayı koyuyorum. Şimdi artık çayı koymuyorum ama birileri çay koyuyor. Ne problemleri anlamak için mesela öyle bir kültürümüz var bizim. İnsan ilişkisi bence en kritik. Tabii her biri ayrı problem yani. Satmak, doğru fiyata satmak, doğru ürünü yazmak, hepsi ayrı challenge'lar. Ama bence insan faktörü önemlisi yani. Doğru bir ekip olduktan sonra ben mesela bizim ekibimiz için şey söylüyorum ya, bugün biz bir yazılım satıyoruz. Bizim ekibe bardak verip biz bardakla satarız yani. Ve en pahalıya da satarız, en iyi müşteriye de satarız. O yüzden o ekip doğru olduktan sonra bence her şey pivot etmek kolay ondan sonra yani. Abi fatura tutmadı, gidelim başka bir şey yapalım diyebilecek. Evet yani. Bir şey olabilir. Ama iyi bir ekip olmadığında dağıtmak böyle farklı yönlere gitmek ekibin daha çok oluyor. Yani bence zaten bahsettiğin zor şey alan, hani insan takım kurmak vesaire hakikaten girişimci en zor işi. İyi takım kurabilen gerçekten bugün iyi noktalara gelebiliyor. O yüzden tahminim en zoru o. Hani ek olarak şunu söyleyebilirim. Bilmediğimiz bir alanda koşturmak çok zor. Yani ilk girişim olarak çıktığımızda örnek veriyorum, benim ikinci girişim bakkallarla bir işti, bakkallara bir cihaz koymaya, yerleştirmeye çalışıyordum. Ama bakkalın seviyesi o kadar başka bir yerdi ki. Yani işte şöyle inovatif bir cihazımız var, şöyle raporlar sunuyor, işte sepet analizi, onu bunu diyorsun ama adam başka bir dünyada. Yani başka bir şey hayal ediyor, başka dertleri var. Hani girişimcinin böyle bilmediği bir alanda koşturması da çok 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 zor. Yani onu da aşabiliyorsa işte mentor olabilir, farklı danışmanlıklar olabilir veya işte farklı doğru insanları işe almak olabilir. Onu aşabiliyorsa bence iyi noktalara gelebilir. Süper. Soru var mı? Merhabalar. Teşekkürler önce, çok güzeldi. Ben mesela şunu sormak istiyorum. Sizler mentor adayları olarak hem ilgimizi ortaya koyacağız, hem de işte tutkumuzu, tecrübemizi koyacağız ama eşleştirmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani orada nasıl ele alınacak mutlaka bir şey kısmı da vardı. Yani elektrik tutması, bahsettiğiniz faktörlerin oluşması ama yine de ilk eşleştirmede de hani size önemli bir iş düşürdük. Yani bizim mentor efekti olarak aslında en büyük değer yarattığımız alanlardan biri eşleştirme. Çünkü hani tutmayınca tutmuyor. Hatta çok kötü bir sonuçla da bitebiliyor. O yüzden biz diyoruz ki biz hem mentoru hem de girişimciyi çok yakın bir şekilde markajı alıyoruz ve iki tarafı da tanıyoruz. Yani hangi konularda iyiler, iş yönetimleri nasıl, hangi sektörde iyiler, hangi alanda iyiler gibi mentorları bir kategorize ediyoruz.
girişimci tarafında da aslında girişimcinin işini öğreniyoruz. Gerçekten ne yapıyor ve durumu ne? Neye ihtiyaç var? Çünkü ihtiyacı olmadığı bir alanda da biriyle eşleştirmek o girişim için çok efektif olmuyor. Yani biz dolayısıyla yüksek etkiyi yaratabilmek adına tight bir süreç var. Çok zorlu bir süreç bizim için. Ama ne yapıyoruz mesela? İlk üç görüşmeyi birkaç mentor birlikte yapıyor. Ve o girişimle alakalı, o girişime mentorluk etmek isteyen gönüllü isimler aslında orada birleşiyor. Sonrasında bizim bir executive board'umuz var, abilerimiz. O abilere diyoruz hani böyle böyle iyi gidiyor, her iki tarafında yorum alınıyor. Onların da yorumlarını alıp eşleştiriyoruz. Görece yeterli olabilir, az da kısa da kalabilir ama eminim devam etmek istedikten sonra devam etmekle ilgili bir problem yoktur diye düşünüyorum. Yani program 6 ay ama 6 aydan sonra da mentor ben bu ekipte iyiyim deyip devam edebilir. Yani siz de motiveyseniz, ekip de motiveyse zaten o ilişki sürer diye düşünüyorum. Yani kimse size, yani biri dese bile zaten siz yani bana da devam edebilirsiniz. Yani o dönem bence şey, ben mesela sunumda gelen her sunumda bahsedeyim, bu sefer söylemedim. Ya unutmayın şirketten para kazanmak için kuruluyor. Başka hiçbir amaç yok. Yani biraz önce sahibi bu ekosistemde onlarca oyuncu, onlarca insan, bu işten para kazanan insan tek yani amaç herkes amacı para kazanmak. Startup'ı kuranların da amacı para kazanmak. Şirket zaten onun için kurulur. Yani ne ülkeyi kurtarmak, ne uzaya roket göndermek, yani bunları yapar çılgınlar olabilir ama günün sonunda şirket para kazanmak. O yüzden verdiğiniz desteğin günün sonu, 6 ayın sonundaki hedef ne? Mutlaka gelirdebilme. Yani mutlaka bu şirketin gelirini arttırmak dışındaki her türlü ulvi amaç yalan. Yani ya çok iyi bir marka oldu, love brand oldu, para kazanmıyor. Çöp o iş yani. Günün sonunda para kazandırmak zorundayız bu arkadaşlara. Yani günün sonunda benim amacım şirketin para kazanması. Yatırım ki yatırımcılarımın benim şirketime koyduğu 9 milyon doları işte 19 milyon dolar altına geri götürebilmesini sağlamak. O yüzden unutmayın bir tane amacımız var şirket para kazanmak. Yani sizin de mentor olarak göreviniz Arman'ın elinden tutup Arman çünkü teknik bir adam yani kod bırak onu sen 6 ay kod yazar. Yani bir defa satışa gitmeden yani Arman özel söylemiyorum. Birçok girişimcide bu var. Ve o kadar ürüne aşığınızdır ki girişimciler, yani şunu da yapayım, şunu da yapayım, ya şunu bitsin ondan sonra müşteriye gideceğim. O ucu sonu bitmeyen bir geliştirme şeyine döner ve çok sık bu zehirlenmeyi yaşar girişimci. O yüzden bence en önemli şey girişimciye para kazandırmak üzere düşünmeniz lazım. Hepinizin kafa yapısı ne olmalı? Bu adamı elinden tutup bugün 0 liraysa yarın 1 lira, ertesi gün 2 lira, ertesi gün 4 lira, ertesi gün 8 lira kazanacak. Bir yönlendirmeye ihtiyacı var. Çünkü girişimci para kazanmaktan önce ürünün daha iyi yapmaya odaklanıyor. Evet, dolaylı olarak ürün daha iyi olunca daha çok para kazanabilir. Ama böyle her şeyi tasarlayıp sonra müşterinin önüne çıktığında da şunu görüyor. Müşteri bunu istemiyormuş. Yani müşteri aslında 6 ay önce gidip ürünün küçücük bir yapısını gösterip müşteriyi dinleyerek 6 ay önce küçük küçük ürünü geliştirseydi gerçekten müşteri istediği bir şey ortaya çıkmış ve para kazanabilirdi. Ama oysa o girişimci belki sizin hayalinizle beraber 6 ay boyunca ürün geliştirirse 6 ay sonra çıkan şey gerçekten kimsenin almak istemediği bir şey olabilir. O yüzden ne olur para kazanmaya odaklanın. Yani o girişimin para kazanmasına destek olmak için odaklanın. Çok kısa bir ek yapayım. Hani bu 3 ayda da olabilir, 6 ayda da olabilir, 18 ayda da olabilir. Ya da hiç olmaz. Yani bu tamamen aynı. Hiç de olmayabilir. Bu hani ne yapılmaya çalışıldığının çok önemli bence. Ona göre süre çok değişkenlik gösterecektir. Yani 3 haftada ben bütün know-how'umu aktarıp istediğim o artışı, performansı yakalayabilirim de 3 yılda da yakalayabilirim. Hani bu 3 yıl başarısı olduğundan değil, işin o kadar uzun sürdüğünden dolayıdır. Eğer Polygon yurt dışına açılıyorsa ve orada mentorluk alıyorsa
bu birkaç yıl sürecek olan bir iş olacak ama ben sisteminde bir mentoring kriterini arttırmak istiyorsam ve bunun için bir mentoring olursa bu 3 haftada tamamlanıyor. Şey aslında mesela biz mentor effect'in yanında şimdi de angel effect diyoruz. O da yatırım yapacak, mentorlardan oluşan bir yapı olacak. Mesela o, yani bir girişimimiz şimdi bu kapsamda yatırım alıyor baktığınız zaman. 3 ay önce falan başladık biz görüşmeye. Yani o yüzden o süreçler hızlanabiliyor mentorların katkısıyla. Ama işte kötü mentorluk ya da o danışmanlık kurallarının geçerli olduğu noktada da ölüm vadisine çok hızlı da gidebiliyorlar. Bir şey soracağım. Şimdi Arman biraz önce dedi ki benim içinde olduğum alanı bilse iyi olur. Ama herkes de olanı bilmeyebilir. Mesela ben pazarlamadan iyi anlarım. İşte business yönetiminden çok iyi anlarım ama yazılımdan hiç anlamıyorum. O noktada o sinerjiyi nasıl yaratacağız? Sektör dedi galiba. Çok dikey. Evet. Sektör dedi yoksa ama sektör. Yani, zaten bu ilim. Mesela zaten Arman çok teknik bir adam ya da Koray çok teknik bir adam ve business bilmiyor. Pazarlama bilmiyor. İşte tam Koray'ın ihtiyacı olan mentor sizsiniz. Çünkü Koray'ın orası boş yani. Koray'a bir süper yazılım geliştiren bir mentor verirsek onlar acayip bir takılırlar. Sabaha kadar kod yazarlar. Ama hiç hiç para çıkmaz bir sonunda. Yani birisi Koray'ın eline vurup, kafasına vurup Koray yazıyorsun da bunu paraya çevirmemiz lazım. Hadi bunu müşteriye açalım. Hadi bunun bir sunumunu yap. Hadi bunun bir fiyatlamasını belirleyelim. Bunu kime satacağız? Hangi segmente satacağız'ı sizi söylemeniz lazım. O yüzden match edeceğiniz yerde sizinle aynı kafa yapısında, aynı tecrübeye sahip bir girişimle değil, tam tersi sizin bildiklerinizin en ufak fikri olmayan biriyle match etmeniz lazım ki en büyük katkı orada çıkar. Yani, çünkü ben mentor olmak istiyorsam illa benim sektörümden birine mentorum değil, benim bildiğim iş yönetiminin değerli olabileceği şey diye. Şey çok önemli, hani girişimcinin ürünü çok iyi anlamanız lazım. Evet, bence o çok önemli. Hani, pazarlama... Teknik olarak değil ama yani ne işi yaptığını iyi anlamak lazım. Pazarlamanın birçok farklı yolu var. Her ürün farklı şekilde pazarlanabilir. Benim ürünüm değil de başka bir ürün nasıl pazarlandığı zaman nasıl pazarlandığını ben kabul anlatırsa yine bana bir faydası dokunmayacak. Benim ürünümün nasıl pazarlandığı... Yani ben B2B bir iş yapıyorsam ve sizin de tecrübeniz B2C ise yani consumer'a bir şey satma tecrübeniz varsa bana gelip oradaki yöntemi anlatmanız bir değer teşkil etmiyor. Yani bunu kurumsal olarak nasıl yapabileceğimi, nasıl bir satış kanalı kuracağımı, nasıl bir satış account manager ekibi kuracağımı, onlara nasıl prim vereceğimi, ya primi bile konuşmak bir girişimci için hayal yani. Adam hiç hayatında primli çalışmamış gibi. Şimdi sana diyorsunuz ki, satış ekibi kur ve primli çalışsınlar. Tamam, prim ne? Nasıl vereyim? Neye? KPI ne? Nasıl ölçeyim? Yani bu çok aslında bizim kurumsal hayatta çok alışık olduğumuz birçok şey o adam hayatta hiç görmemiş, tecrübe etmemiş. Gerçekten maaş politikası bile bir girişimci için inanılmaz önemli yani. Bir de aslında ara yöntemler de olabilir. Sonuçta hepimizin bildiği belli alanlar var. Ama mesela şirkette birebir çalıştığımız işte satıştan da üretimden de bir sürü insan var. Dolayısıyla linkleyebileceğimiz, kendi şirketimize de bir araya geçip destek olabileceğimiz mentor aslında o kişide olmayan ama bize içeride yine aynen. Dışarı destek olabilecek. Mentor yine aslında dediğiniz gibi diğer tabii genel bir şey kendi network aslında yani. Girişimciden çok daha geniş bir kurumsal network'e sahipsiniz. Yani işte ya ben İtalya'dan birisi lazım dediğimde belki siz iki kişiye sorarak İtalya'da bir kontak bulabilirsiniz bana. Ama girişimci o kişiye ulaşması için belki 10 farklı kişiye sorması lazım. O yüzden bir o ekosisteme, o kendi network'ünüze açılan önemli bir kapısınız. O yüzden sizin çevreniz o startup'a yardımcı olabilir. Belki tanıdığınız işte Ersin ve o startup'a yatırım yapabilir. O yüzden hani çok bence açık düşünmek lazım. Böyle hiç kalıplara sokmayın. Emin olun zaten o ilişki yaşamaya başladıkça girişimcilerin gibi açıksa ve siz de vermeye eğer niyetliyseniz gerçekten bir bilgiyi o sinerji büyüyor. Başka soru var mı? Benim bir sorum olacak. Şimdi herkesin zaten kendi seçtiği, birebir neşlendiği firmalar olacak. Ama mesela diyelim ki Unilever'de neşlenmiş olan aslında benim geçmişimden olan deneyimle destek vereceğim şeyler de olabiliyor. Biz bunu bilemeyebiliyoruz. Dolayısıyla bütün mentorlar ve seçilmiş olan firmaların genel değerlendirdiği işte çalışanlarına verdiği ne konuda destek ihtiyaçları var gibi ortak yani üç sponsor olarak yaptığımız bir değerlendirme olacak mı? Öyle bir şey nasıl Ezgi burada mı?
Final jüriden bahsetmiyorum ama sonrasındaki 6 aylık yani süreçten. Yani ben söyleyeyim, muhtemelen yaparlar. Çünkü ya da Ersin Bey, siz biliyor musunuz yapacaklar mı? Soruyu bir daha alalım. Soru şu, şimdi biz Unilever'de çalışıyoruz ama işte Eda öncesinde Turkcell'le çalışıyordu mesela. Ve IoT işleri yapıyordu. Ya da THY'nin ya da seçtiği bir startup'a ben destek olabilecek bir soruyu aldım. Soru şu, ben eski tecrübelerimde kullanabileceğim girişimleri bilmek için çok yakın bir şekilde onların bana datasının gelmesi lazım. Ve benim iyi şekilde onları tanımam lazım. Startup'sa böyle bir şey yapacak. Yani aslında şimdi... Parça parçalarımız zaten çok veriyor ya, ama aslında ben Unilever'kileri ben çok veriyorum. Bunları zaten, yani siz de şekillendireceksiniz. Bugün öğleden sonra ben biraz bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bizim best practice'lerimiz var. O best practice'lerden sizlere bahsedeceğim. Siz onları, yani sonunda bu bir ne diyeyim, kişisel bir yaklaşım. Şimdi biz mentor efekte sistematik yaklaşıyoruz. Diyoruz ki bizim mentorlarımız böyle çalışır. Ama siz daha çok bireysel olarak karar vereceksiniz nasıl çalışacağınıza, nasıl diye. Ama biz size best practice'leri aktaracağız. O best practice'ler çerçevesinde mesela biz ne yapıyoruz mentor efekti? Öğleden sonra anlatacağım. Lead mentor diye birisini koyuyoruz. Yani diyoruz ki asıl sorumlu budur. Ama ondan sonra diyoruz ki işte şu 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 da değişik konularda destek verir. Bu marketingde verir, bu işte ticarette verir, bu networkingde verir vesaire. Böylelikle o grup yani tamamıyla bir bütün mentorluk oluşturuyor. Ama hesap soran ve sürekliliği sağlayan lead mentor oluyor. Yani ben bunları paylaşacağım. Siz de kendi aranızda bunları nasıl uygulayacağınıza sonra aslında karar vermeniz lazım. Ki sonunda yani sen de mutlu olmalısın. Startup da mutlu olmalı. Herkes mutlu olmalı. Başka bir soru var mı? Yoksa devam etmez yani. Taraflardan biri mutsuzsa devam etmez. Kısa bir sorun daha var. Şunu soracağım, şu para kazanma mevzusu. Şimdi bir yola çıkış sebebin var ve ana bir orada kalın. Fakat para kazanma tabii ki ihtiyacıyla bazen o alandan sapıp yan alanlara sapılabilir ve asıl yola çıkış amacı orada ve oradaki önemli güdüler unutulabilir. Yani dolayısıyla para kazanmayı bakarken ve değerlendirirken hangi vadede, ne kadar kor amaca yönelik, hani bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Çok bence güzel, yerine bir soru. Zor soru. Ya bir kere şey, eğer sosyal girişimci değilse mutlaka para unutmayın yani. En üstte yazın yani. Bence şey, böyle sosyalde bile lazım. İşin, sosyalde bile lazım yani sürdürülebilir için. Yani ben, benim masamda sticker'ım var. Her zaman yer değiştiriyorum. Üzerine drive in revenue yazıyor. Yani gerçekten gelir, ilk şey gelir. Ama evet, özür dilerim, iyi bir ekip varsa pivot etmek lazım. Yani biz Onedio yapmak için yola çıktık. Ama baktık ki olmuyor. Ya bunu Onedio değil de birazcık acaba Instagram'a mı benzetsek? Yok yok, en iyisi biraz Snapchat yapalım. Bu esnekliği sağlaması lazım. Yani kesinlikle şeye odaklanmak sıkıntı. Yani ille bunu yapacağız ama bir derecelik olmuyor, iki derecelik olmuyor. Baktık olmayacak. Artık onu yavaş yavaş esnetmek lazım. Yani o zaman biraz şöyle mi yapsak, biraz bunu mu yapsak demek lazım. Yoksa şey, o deden dedi yani ölüme götürüyor gerçekten startup. Fikre çünkü şey, girişimci fikre çok aşık. Yani o fikir gerçekten dünyayı kurtaracak fikir aslında. Ama işte o aşkı birazcık törpülemek lazım. Yani olmuyorsa bir şeyler etrafından dönemek, farklı şeyleri denemek gerekiyor. Gitmiyorsa da kapatmak lazım. Yani o da ayrı bir şey. Yani bırakmak da ayrı bir şey. Yani yok bu olmayacak. Yeni bir başlangıç yapalım. Yepyeni bir fikir, yepyeni bir iş. Sen en iyisi git bankacı ol da bence iyi bir mentor. Yani o adam yapamayacaksa git bankacı ol yani. Sen eğer yap, yani gerçekten profil oysa ki çok var yani. Yani gerçekten dediğim gibi bu iş acı çekmeyi sevmek gerektiriyor. Sürekli öğrenmeye, sürekli şeylerden gelen beslenmek gerekiyor. Bazı profiller buna uygun değil yani. Gerçekten değil. O zaman da hakikaten o arkadaşı bir an evvel bankacı yapmak daha doğru yani. Ya bir konuda öyle bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten mentoring
görev midir? Ya olmuyor. Yo. Bırakın mı biz? Yani ben sonra ya tavsiye çekişim kararı. Tavsiyede iş tutacaksınız. Evet. Olmuyor galiba. Olmuyor galiba. Yani yere yazın. Ben biliyorum yani. Bak sakallı bir gece rüyasına girdim. Ya ben mesela ben onu yapıyorum yani. Mentorluk veriyorum demem zor benim. Çünkü çok o kadar uzun bir vaktim olmuyor. Genelde böyle daha böyle danışmanlık gibi fikir danışanlara işte bir şekilde feedback veriyorum. O feedbacklerde ben eğer gerçekten fikir iş yapmayacağına inanıyorsam bence iş yapmaz diyorum. Denemek istiyorsan dene. En azından bir şey ver. Ben şeye çok inanıyorum yani. Hedef, küçük hedefler koyup o hedefe gidip ilerlemesi. Yani ben böyle bir şey yapacağım, bir ayda yapacağım. Kaç kişiye ulaşacaksın bir ayda? 10 kişi. Tamam, ilk hafta bir kişiye ulaş, ulaşamadın. İkinci hafta bir kişiye ulaş, ulaşamadın. Üçüncü hafta demek ki olmuyor yani. Yani işi tamamen nasıl yaptığın değişmesi lazım. Olmayacaksa da hakikaten bence yavaş yavaş... İşin gözünün içine. İşin gözünün içine çıkmak lazım. Ya bir de şey mesela, o işin müşterisi siz değilseniz eğer, o işin olup olmayacağını erkenden kestirmeniz çok zor. Çok zor. Aynen. Mesela bir Monimut diye bir girişim var Starfish'ın portföyünde. O zaman Turkcell'de çalışıyordum. Adamların projesini gördüm, 5 para etmez dedi. 800 bin dolar para topladı. Sonra işte yatırım aldılar, şimdi Chicago'dalar, çok da iyi gidiyorlar. Ama o işin müşterisi ben değilim. O yüzden hani o değerlendirmede bulunurken işi bilmeniz, sektörü bilmeniz o yüzden önemli. Her işin yapılmasını. Başka soru var mı? Benim sorum var. Şimdi rehberlik diye çok böyle geniş ve kapsamlı bir kavram olabilir ya. Yani bilmiyorum süre kıstasını da dikkate almak gerekecek bir noktada ama yani girişimci arkadaş grubunda mesela mentoruk yapmaya gittik o değil. Ya ağ kafalarında bir soru işareti olabilir gerçekten. Yani belki çok odaklı ve farkındalıklı olarak diyecek ki ya biz gerçekten dışarı pazar bir anlamıyoruz ve neresinden geleceğimizi bilmiyoruz yani. Bu noktada direkt oradan danışmanlık değil de işte rehberlik diyelim, fikir vermek olabilir, dinleyip yön vermeye çalışabilirsin. Veyahut da diyelim ya da diyebilirsin ki ya dur bir saniye, hani bir adım geri atalım. Acaba doğru şeyi mi sorguluyorsun, şu noktada doğru noktada mısın? Ki o birazcık daha zaman alacak, daha kapsamlı. Uzun vadede belki daha iyi bir şey olacak ama kısa vadede bir daha zor bir şey olacak. Ama girişimci nefesi yetecek mi mesela? Hani evet. Parası bitti, uzun vadede yani gelişiyor. Yani hani sormak istediğim şu yani aslında. Sen güne bir, tamam tanıştık, okey birinci günümüze geldik. Ve hakikaten kafasındaki soruya mı odaklanmak? Bence benim naizende bence ilk görüşmede aşık zor olabilir yani. O yüzden bence bir sizin dediğiniz gibi birazcık altını kazmak lazım. Yani ne iş yapıyorsun, nasıl para kazanacaksın sormak lazım. Nasıl para kazanmayı planlıyorsun? O para kazanmaya giderken de nelerin eksik? Nerede problem yaşıyorsun? Ve inanın her hafta oturduğunuzda başka bir şey söyleyecek size. Diyecek ki bu hafta ya adam bulamıyorum, developer gitti, lanet olsun diyecek. Önümüzdeki hafta gelecek diyecek ki ya benim custom acquisition costlarımı düşüremiyorum. Yani sürekli artıyor. Bir kullanıcıyı 5 dolara aldım uygulamaya. Ama işte kullanıcı başı gelirlerimde yerlerde kesin iflas. Yani her hafta başka bir şeyle gelecek. O yüzden bir derli toplu gitmek de önemli. O yüzden ilk görüşmede mutlaka bir şeyler çıkacaktır. Yani dijital pazarlamada bir kankreni varsa tabii bir şeyler söyleyin ama bence biraz daha iç çevre deyin yani. Ne dertleri var, nereye gitmek istiyor. Siz emin olun onu ondan daha iyi anlayacaksınız yani. Çünkü siz kurumsal hayatta çok daha farklı insanlar, çok daha farklı paydaşlarla çalıştınız. O tahminen daha önce hiçbir yerde çalışmadı. İlk kez bir iş yapan bir insan olabilir. O yüzden onun boşluğunu siz daha rahat görürsünüz bence. Ben böyle %100 katılıyorum. Hani mutlaka bir adım geri atıp sorgulamak gerekir. Çünkü girişim için yanlış soruyu soruyor olması çok olası. O kadar çok şeyle uğraşıyor ki. Yani birçok noktada out of the box düşünmesi gerekirken imkan yok. Box'ın ortada olup olmadığını bile bilmiyor. O kadar çok işin içerisinde. O yüzden kesinlikle bir adım geri atıp doğru soruyu mu soruyorsun, doğru yere mi bakıyorsun, gerçekten buna ihtiyacın var mı şu aşamada? Oradan başlayıp hızlı bir şekilde eğer gerçekten oraya bir ihtiyaç varsa destek olmalı. Bu arada kurumsalda da bence mentorluk yani ekip yönetiminde de bence çok önemli. Çünkü biz Turkcell'de bir proje yapmıştık. Robot yapmıştık böyle direğiyle. Kimse bize yapmayın demedi. Mesela hiç hayata geçmedi. Yani ürün hayata geçti de satışa çıkmadı. Ve bayağı 1-2 milyon falan harcadığımız bir projeydi. O yüzden yani burada kazandığınızı şirketimize de sen olmaz. Yaparsa bir Türkcell yani bir faturaya milyonlarca şirket yapıyor. Ya her şirket yapıyor. 1-2 milyon dolar ancak. Bunu her şirket yapıyor yani tek Türkcell değil. Yani. Soru yok galiba. Valla çok teşekkürler, kafanızı şişirdik. Sağ olun.